Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. En kalbi selamlarımı iletiyorum. Ben Seyda'nın hayatından ve ilmi kişiliğinden inşallah bahsedeceğim. Rahmetli Seyda 1970 yılında Nörşehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Şeyh Ataullah, babasının adı Şeyh Takiyeddin, babasının adı Şeyh Fethullah, babasının adı Hazret lakabıyla meşhur Şeyh Diyauddin, babasının adı Seyde lakabıyla meşhur Şeyh Abdurrahman-ı Tahri'dir. Rahmetli Seydamız, Şeyhimiz, anne tarafından Şeyh Cüneyd'in, nine tarafından Şeyh Mahmud-i Zavkaydi'nin torunu olup böylelikle Seyde Molla Halil'in torunları arasında bulunmaktadır. Seyde Molla Halil de bölgenin, Şah bölgesinin malumunuz en büyük alimlerinden bir tanesidir. Rahmetli Molla Abdülkerim 7 yaşındayken dini eğitimine başlıyor. Babası onu Şeyh Nasır'ın oğlu Şeyh Fadli'ye götürüyor ve okuması için kendisine teslim ediyor. Oğlumu okut diyor. Bunun üzerine 8 yaşında teslim ettiği zaman bunun üzerine Şeyh Fadli şunu söylüyor rahmetullahi aleyh. Ben Seyde ailesinin çocuklarını okutmam. Çünkü siz çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim'i okutup sonra okula yönlendiriyorsunuz. Ya daimi medresede okusun ya da ben okutmam. Bunun üzerine Seyda'nın ifadesiyle rahmetli babası Şeyh Ataullah şunu söylüyor. Bu çocuk sana emanet ve sen bu çocuğu medrese bitirtinceye kadar okut der. 9 yaşındayken 4. sınıftayken babası 1979 yılında 41 yaşında, erken bir yaşta vefat eder. Kendisinin ifadesiyle 9-10 yaşlarında merhum amcası Şeyh Muhammed Hafid'in yanında tövbe ederek tasavvufa ilk adımını atmıştır. Ve küçük yaşlardan itibaren de hatmelere girdiğini bizzat kendisi ifade etmiştir. Yine kendisinin ifadesiyle çok zeki, okula gitmekte bilgi yarışmasında derece yapmaktadır. Ancak babasının tavsiyesi üzerine okulu bırakır ve tamamen Arapça ve dini şer'i ilimler için medreseye gider. Özellikle hocaları arasında sık sık merhum amcası Şeyh Muhammed Hafid, Şeyh Nasr'ın oğlu Şeyh Fadli, Şeyh Muhammed Seyyid Mele Baki'nin oğlu Şeyh Mazhar bunların yanında okur. Biraz da daha sonra 1984 yıllarda Seyyid Hamza'nın köyü Simbat diye bir köyü var. Orada Mele Sabri'nin yanında da bir müddet tedrisatını devam ettirir. 1988-1991 yılında Tillo'ya Seyyid Mele Burhanettin'in yanına gider ve kendisinden icazet alır. Ancak amcası hemen medreseden çıkmasını istemez. Bundan dolayı bir yıl daha Tillo'da kalır ve 1992 yılında Tillo'dan ayrılır. Evvela Nörşehir'e gelir. Fakat Nörşehir'de durumlar iyi değildir. Yani siyasi çekişmeler vardır. Siyasi problemler vardır. Amcası orada çok kalmasını istemez. Bunun üzerine ilkin merhum Seyda Konya'ya gider. Konya'da 4 ay orada kalır, tedrisata uğraşır. Ardından Konya'dan sonra Gebze'ye, Çayırova denilen bir yere gider ve 1,5 yıl boyunca orada ders verir. Şeyh Mahmud Efendi'ye bağlı bir medrese vardır. Orada ders verir. Daha sonra Gebze merkezde 5 yıl boyunca 1993-1998 yılları arasında yaklaşık 30-40 tane talebeye ders verir.
28 Şubat süreci başlar 1999. Bunun üzerine oradan ayrılmak zorunda kalır ve Nörşen'e gelir. Daha sonra askere gider. 1999'da askere gider. 2001 yılında döner. Dönmesiyle beraber amcası vefat etmiştir. Medrese, tekke ve divan faaliyetlerini yürütecek kimse olmadığı için ailesinin ısrarıyla Nurşen'de kalmak zorunda kalır. Kendisi gitmek ister ama şartlar el vermeyince bu şekilde devam eder. Ve böylelikle ta 2001'de 31'li yıllarda çok ağır bir sorumluluğun altına girmiş olur. 2001-2008 yılları arasında Şeyh Alaaddin Ohini'nin oğlu Şeyh Asım'ın yanına gider. Virtlerle başlar, seyri sülükünü tamamlar ve 2008 yılında dayısı Molla Numan Sevgi ile beraber Şeyh Asım'dan hilafet, tasavvufi hilafeti alır. Şehit olduğu 19 Ocak 2020 tarihine kadar bir taraftan medresede ilmi faaliyetlerini, diğer taraftan irfani faaliyet, tekke ve divan faaliyetlerini layığıyla kesintisiz bir şekilde devam ettirir. Seyda, merhum Seyda birçok halife ve birçok mücaz bırakır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 5 tane halifesi bulunmaktadır. Bunlar birincisi Seyyid Şeyh Hüseyin'in oğlu, Seyyid Seyda Şeyh Hüseyin'in oğlu Şeyh Mahmud, Seyyid Seyda Şeyh Hüseyin'in yeğeni Şeyh Ömer, Erzurum, aslen Erzurum, Seyyid Şeyh Hüseyin daha sonra Adana'da ikamet etmiştir. 3. Mele Muhammed Emin Horadi, soy ismi Yiles. 4. Şeyh Takyeddin'in halifesi Şeyh Abdülbari'nin oğlu Mele Muhammed'e vali. Diğer halifesi ise Seyyid-i Molla Hasan-ı Gevaşi. Bunun dışında Seyda'nın yanında yaklaşık 10 kişiden fazla kişi kendisinin yanında salik, seyri sülükünü devam ettiren değerli şahsiyetler bulunmaktaydı. Seyda'nın birçok icazet vermiştir. 2 defa icazet merasimi olmuştur. Bunlardan biri 44 tane Seyyid-i Mele Sabri ile beraber 44 tane icazet vermiştir. Bunların çoğu Seyda'nındır. Bir bölümü Mele Sabri'nindir. Beraber vermişler. 2. icazet merasiminde Seyda 22 tane mücaz vermiştir. Yani netice itibariyle 50'nin üzerinde icazet verdiğini söyleyebiliriz. Seyda vefat ettiğinde 70 tane talebesi vardı. Şayet o hunhar elim vaka olmasaydı 30 tane icazet almayı bekleyen talebesi bulunmaktaydı. Seyda medresedeyken ilmi faaliyetlerinde Süiti'ye kadar ders vermekte. Süiti'den aşağısında mücazları, şu anda da bilfiil 3 tane mücazı Şeyh Muhammed Hafid Medresesi'nde ilmi faaliyetini devam ettirmekteler. İnşallah ilelebet devam edecektir. Süiti'den aşağısını mücazları vermekteydi. Seyda geleneksel klasik medrese eğitiminin dışında öngörüsünü, entelektüel boyutunu ve münevver yönünü gösteren başka kitaplar da okutmaktaydı. Bunlardan bazılarını sayacak olursak, haftada bir Risale-i Nur dersleri yapmakta, İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okutmakta, Saffatü't Tefasiri hem toplu bir şekilde hem telefonda toplu bir şekilde okutmakta, Hanefi fıkhı, Şafii fıkhını bunun muhtaç, büyükler için, küçükler için Envarul Mesalik, Hanefi mezhebine mensup öğrencileri de bulunmaktaydı, onlara da Hanefi mezhebinin kitaplarından El-İhtiyar adlı El-Mevsil'in kitabını okutmakta. Aynı şekilde fıkıh usulünden
Zeyda'nın El-Veciz adlı eserini, İmamul Harameyn El-Cüveyni'nin, İmam Gazali'nin hocası El-Varakat adlı eserini, Seyda'mız bunları da medrese programı müfredatı dışında bu kitapları da aynı şekilde okutmuştur. Şimdi tabi Seyda'nın birçok özelliği vardır. Birçok sosyal aktiviteleri vardır. Yani Seyda normal bir mürşit gibi medresesine çekilmemiştir. Normal bir müderris gibi. Ümmetin dertleriyle dertlenmiş, ümmetin içinde bulunduğu zilletten kendilerini çıkarmak için tedavi yöntemleri, çözüm arayışları içerisinde bulunmuş, ümmetin ittifakı, ittihadı, tevhidi için birçok sosyal aktivitelerde, ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Seyda bir defa afifti, iffetliydi. Kesinlikle medreseye yardım edilmesini kabul etmezdi. Tamamen kendi imkanı ve ailesinin imkanıyla medreseyi geçindirmiştir. İkincisi, Seyda dini konularda hassastı. Birçok defa arabası çamurda kalmasına rağmen, çevresindekiler hadi iki talebe gelsin çeksin demesine rağmen, hayır biz bu talebeleri buraya okutmak için getirdik diyen şuurlu, bilinçli, imanlı bir Müslümandı. Keza malum Nurşehir'de kar yağışı çok fazla. Kar yağışında evinin önü metrelerce kar olmasına rağmen bir gün boyunca evinin önünü aynı hassasiyete binaen bir defa bile temizletmemişti. Kendisi için Kur'an ve sünnet esastı. Kerametler şahsi olduğunu, kerametlerin kendilerini bağlamadığını, asıl istikametin Kur'an ve sünnet-i seniyeye ittiba olduğunu ifade etmekteydi. Az önce söylediğim gibi ümmetin ittihadı, ittifakı, kuvveti için çalışmaktaydı. En son hacca gittiğinde de dönüşünde ben ümmet için çok dua ettim demiştir. Aydındı, entelektüel yönü vardı ve münevver bir yönü vardı. Herkes bilir ki mütevazi, mütebessim, güleç yüzlü, narin duruşlu, bakıldığı zaman bile insanları kendisine cezbeden bir Allah'ın bir lütfuna sahipti. Bizzat ben şahit oldum. Siirt'e kaç defa geldi, uzaktan tanıyanların hepsi özellikle kendisini soruyordu ve kendisine ulaşmaya bizzat şahit olmuşuzdur. Seyda'nın özelliklerinden bir tanesi az konuşuyordu, şöhreti sevmiyordu ve en önemlisi yönü ilim, irfan ve mücahede-i cihadı, üç tane etkinliği beraber tıpkı dedeleri gibi, hazret gibi, tıpkı Seyyid Ağa gibi bu faaliyetleri beraber yürütmüştür. Sözlerinden bir tanesini okumak istiyorum. Seyda'nın söylemiş olduğu birçok önemli sözden bir tanesi. Ey Müslümanlar, uyanın artık. Küfür hiçbir zaman size fayda vermez. Müslümanların yardımcısı ve dostu ancak Allah'tır. Ey Müslümanlar, birleşerek kardeş olun. Güçlerinizi bölerek dağılmayın. Bölünüp parçalanmayın. Hep birlikte Allah ve Resulüne yönelin. Ey Müslümanlar, birbirinize düşmanlık yapmayın. Unutmayın ki Müslümanlar tarihin hiçbir zamanında bu kadar birbirinden uzaklaşarak zulme uğramamışlardı. Müslümanlar arasında bu kadar nifak tohumları ekilmemişti. İslam aleminin bu zule uğramasının sebebi aralarındaki ihtilaftır. Ey Müslümanlar, bugün yeryüzünde cereyan eden olaylar, katliamlar, gözyaşları, acılar, yakıp yıkmalar sadece İslam ülkelerinde olmaktadır. Küfür mallarıyla, güçleriyle birleşerek İslam'a savaş açmıştır. Müslümanı, Müslüman kardeşine düşman etmiştir. Uyanın artık, küfre karşı birleşin ve saflarınızı netleştirin. Safınızı Allah ve Resulün safı olarak belirleyin. Aranızdaki ihtilafları bir kenara bırakın. Güçlerinizi küfre karşı birleştirin. Unutmayın ki ancak müminler birbirinin dostudur. Aziz Hazirun,
bazı sosyal aktivitelerini de söyledikten sonra inşallah Seyda'nın ilmini, hayatını ve ilmi kişiliğini anlatmaya son vereceğim. Seyda MEDAV Yönetim Kurulu üyesiydi. Ehl-i Sünnet Alimleri Birliği üyesiydi. Dünya Alimleri Birliği üyesiydi. Tasavvuf, ahlak, ibadet, ümmetin birliği gibi konularda hem Marifet ve Burhan gibi dergilerde hem de sosyal medyada birçok yazısı ve makalesi bulunmaktaydı. Keza Seyda İlahiyat ve Sosyoloji bölümü mezunuydu. 19 Ocak 1920 tarihinde İlim İrfan Yuvası Seyda ve Hazret'in evi Nurşin'de 70 talebenin bulunduğu medresesinde bir bedbaht tarafından şehit edildi. Medresenin ve özüne uygun tasavvuf anlayışının en ideal simalarından ve bölgenin ileri gelen kanaat önderlerinden biriydi. Hayatının en verimli evresinde ıslah faaliyetleri çerçevesinde mağdur ve mazlum bir şekilde şehit edilmesi bütün halkımızı üzüntüye boğdu ve derin bir etki bırakmıştır. Herkes ilim irfan açısından istikbal vaat eden Seyda'nın yokluğunun bölgemiz, ülkemiz ve ümmet açısından büyük bir kayıp olduğunu son derece bilmekteydi. Nitekim taziyesinde görülen mahşeri kalabalık halkımızın vicdanının ne kadar yaralandığını ve ne kadar değerli bir zat olduğunun da göstergesiydi. Zira Hazreti Osman döneminden itibaren medresesinde ders verirken bu şekilde birinin haince ve hunharca bir şekilde şehit edildiğine çok fazla hatırlamıyoruz. Varsa bile hatırlamıyoruz. Ve Seyda Nurşin'i tekrar son derece ihya etmişti. Nurşin'de temsil edilen gerçek tasavvuf anlayışını ve medrese eğitimini tekrar ihya ettiği için tabii ki böyle bir maalesef böyle bir şeyde vakada maalesef gerçekleşti. Son olarak birkaç tane acizane birkaç tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi özelde Seyda ile ilgili, genelde Nurşin ile ilgili sosyal aktiviteler yapılmalı, sempozyumlar gerçekleştirilmeli. Zira Risale Akademi'ye teşekkür ederiz. Bu Türkiye'de çok fazla ses getirdi ve millet sanki efendim böyle bir katılıp Seyda'yı yad etmek için hazır bir şekilde bekliyorlar. Belki de Bitlis Üniversitesi'nin öncülüğünde böyle bir şeyin yapılması inşallah güzel bir hizmet olacaktır. İkincisi Seyda'nın ismini yad etmek ve genç dimağlara kazımak için dini kurumlara, medreselere, Kur'an kurslarına vesaire Seyda'nın ismi verilmeli. Böylelikle o sadaka-i cariyenin de kendisinden, sadaka-i cariyeden hissedar olması sağlanmalı. Üçüncüsü olarak Şeyh Maşuk Rahmetullahi Aleyh vefat ettiği zaman çocuklarını özellikle ilme ve medreselere yönlendirmesi kendileri için bir borçtur. Zira Seyda ailesi ne bürokrasiyle, ne siyasetle, ne başka bir şeyle büyüdü ve lider konuma geldiler. Aksine Seyda ailesi sahih bir tasavvuf anlayışı, sağlam bir medrese eğitimi ve Allah yolunda cihat etmesiyle bu seviyeye geldi ve bu şekilde tanındı. Cenab-ı Allah Seyda'mızın derecesini âli eylesin. Ümmeti Muhammed'e bilinç versin. Bulunmuş olduğu bu zilletten ümmeti inşallah halas eyleyip aziz eylesin. Hepinize en derin hürmetlerimi sunuyorum. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Risale Akademi'ye böyle bir faaliyete, böyle bir aktiviteye öncülük ettikleri için kendilerine de minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.